Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MC'si. Bugün dün teknik bir ses aksaklığından dolayı kaldırmak zorunda kaldım videonun. Özetini anlatacağım size. Çünkü belki de iyi olmuştur. 80 dakika bir video oldu. 1,5 saat. Belki de 1,5 saat kimse izlemek istemeyecekti. Dedikodu kıvamında oldu biraz. Güzel bir videoydu ama gene de. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Kimliğini gerçi gizli tutmamı istemedi, yani şey olabilir, onu YouTube kanalında aşağı linke koyacağım bu arada. Oradan şeyleri izleyebilirsiniz. Bahsi geçen maçları şimdi birazdan bahsedeceğimiz. Başlıkta da göreceğiniz üzere PvP'de efsane skandallar var. Pedofiliye kadar varan. Bunların tabi screenshotları falan da varlar elimizde. Her şeyin screenshotını 2,5 saat açıklamayacağım. Merak edenler bana sorabilirler ama birkaç screenshot göstereceğim tabii ki böyle direkt kıçımdan atıyormuş gibi gözükmesin. Mevzu bu videoyu şeye denk gelmesi manidar oldu. Çünkü benim aldığım bu karakterler, alt char yapmak için 175 indirimde topladığım karakterler unranked maçta maç manipülasyonu yaptığı için 3 gün ban yedi arkadaşlar. Unranked maçta. Ve ben ticket attığımda, hani niye ban yedi dediğimde, in-game exploit yazıyor. Hani in-game exploit ile match manipulation ne alaka zaten? Hani adını bile düzgün yazamıyorlar ama. Okey, attığımda da böyle bir cevap verdiler. Ben de dedim ki top 250'nizin %85'inin win trade olduğu bir oyunda ben unranked'da nasıl match manipulation yapmış olabilirim? Elo olmayan bir şeyde. Cevap yok. Zaten birazdan anlatacağım şeylere cevap gelmediğini görünce bunlara cevap gelmemesi şaşırmayacaksınız. Ama bunlar dile getirilmesine rağmen komünite tabi bize ne amına koyayım, Aurin çizimi yaptım artı 250 upvote kıvamında bir komünite olduğu için ben dahil, biliyorsunuz ki ufak bir WoW maceram var şu sıralar ama onu motion sickness'tan ötürü oynayamıyorum. Bu konuda da bir video çekeceğim, bana yardım edin. Neyse, uzatmadan bahsediyorum mevzulardan. Şimdi birinci mevzu, Syndrener'in Immuno Fortis'li Abdamil parasını gidip şeylere yatırdığını biliyorsunuz, WoW boostlarına. Zamanında bir videoda çekmiştik kanıtlı bir şekilde. Adam gladyatör olmuş WoW'da, imkansız. Günde 10 saat GV oynayan birinden yan şey olarak, iş olarak, bir de orada 1000 kat daha yetenekli insanlar olduğu için tabi para deli dönüyor. Gidip de nasıl arenada şey oluyorsun sen, gladyatör oluyorsun. Bu arkadaş partner olduğu için, bu ve özellikle Fransız oyuncular. Bir tane Stefani Lo Presti diye bir ablamız var. Bunu da ben şey yapayım. Bunu kendisi söylemedi kaynağımın. Bu arada kaynağım şey, God of PvP falan olmuş. Top yerlerde oynamış. İşte Masters of Arena'da 3. olmuş falan bir arkadaş. Birazdan nereye yerleştiğini söylerim. Hatta o gün bana bahsediyordu. Dedi ki Bell diye bir dallama var. 3. şu an. Birinciliğe falan yerleşebilir. Dikkatli ol demişti. Bunları check etmenin şöyle bir şeyi var. Siz maç attığınızda kendi elonuzu görüyorsunuz. GV2 efficiency üzerinden. GV2 efficiency'ye girdiğinizde ilk 10 maçı atıyorsunuz ya. İlk 10 maçı attığınızda, mesela ikinci maçı attınız, elonuzu görebiliyorsunuz. Bir önceki sezonu 1600'lerde, 1700'lerde bitirdiyseniz 10'da 10 çektiğinizde direkt 1900'de başlıyorsunuz. Bunu da tanklıyorsunuz orada. Bütün sezon boyunca günde bir maçtan, işte bir de 50 bin tane win trade'le oralarda takılarak o civarlarda bitirmeye çalışıyorsunuz. Bütün sezonun şeysi bu. Şimdi partner hikayesi de şuradan başlıyor. Bu French Worms falan gibi takımlar partner olduğunuz zaman transfer ücretsiz arkadaşlar. Ve bir hafta cooldown oluyor normalde bu şeyin, değiştirmenin. Bunu World vs. World atanlar bilir daha çok. Bu transfer ücreti sizden alınmıyor, hem de sürede olmuyor. Bu Sindirener gibi adamlar ne yapıyor abi? Partnerlik alanlar. Zaten GM tanıdığı var. Partnerliği çakmış. Bir güzel. Lezizo. Şeyleri de göstermiştim bir ara. Biliyorsunuz saçma sapan çizim yapan kanallar bile partnerler. Şimdi onun da saçmalığına geleceğiz birazdan. Adam NA'ya geçiyor abi. Bir maç atıyor. İki tarafta ranked'da olamıyorsun. Kümen sıfırlanıyor bir tarafta. İki tarafta God of PvP falan alamıyorsun. Kümen sıfırlandığı için bu Dayıoğlu bir maç atıyor. Onda onu kötü gittiği zaman tekrar EU'ya geçiyor. Tekrar dene. EU'ya geçiyor. Tekrar dene. EU'ya geçiyor. Tekrar dene. Bu şekilde onda 10 yapana kadar bir önce zaten bir abuse'luyor sistemi. Ondan sonra da
direkt 149 maçı atıyor mesela, diyor ki ben 1900 Elo'dayım. İşte bana 500 euro ver. Vermezsen hani ben bir maç atacağım, yerleşeceğim sıralamaya. Bu şekilde sıralamaya layara yerleşiyorlar. Hatta yani artık işin işgüzar kısmı o kadar büyümüş ki size bir tane SS göstereceğim. Şuradan. Bu yapan arkadaş Wolf Spider. Birinci, ikinci, üçüncülükleri de var, görmüşsünüzdür. Şu an 15'te bitirmiş ne hikmetse. Belki para almıştır. Yazdığı şey belli. You wanna help me with rank 3. Ondan sonra. Bizim yazdığı kişi Wolf'u severim ama işte bana bunu ikna edemez falan demiş. Ondan sonra. In the sus way, you know what you mean. İşte win trade yapalım diyor falan. Bu şekilde bana yardım eder misin demeye çalışıyor. Bu Zilin Ulta Jesus'ı istiyoruz. Bakabilirsiniz yani. Wolf Spider'ın kendisi bu arkadaş. Sonra Raiken adlı abimiz burada delirmiş bizimki. Ondan sonra. O da demiş ki Raiken win trade yaptığını zaten kabul etti. Ama bir kere yaptı ve bundan pişman oldu. O yüzden o title'ı taglamıyor falan gibi şeyler yazmış. Tamamen kolpa, 100 bin kere yapmaya devam ettiler bu işi. Best of the best'leri de şu şekilde satıyorlar. Ben bunun şöyle olduğunu düşünüyorum. Temiz polis, kirli polis hikayesi. Bu GeForce Now'dan bir ara biliyorsunuz ki ban yendi bol bol. GeForce Now'la oynayanlar deli ban yedi. Bunu şu, bu adamlar account paylaşımından şeyden başkasının hesabından oynayıp turnuva kazanmaktan ban yemesinler diye yaptıkları mevzu GeForce Now'la girmek. GeForce Now'la girince tabii bambaşka bir şey oluyor. O yüzden de hani bunun farkında olan birileri bunları banlamak istedi belli ki, ama tabii normal player'ları banlayacağını unuttu. 1 milyon tane kasuali de yanında götürdü bu şekilde banlayarak. GeForce Now'la girince bu da olmuyor. Bir ara bu Satan'ın ilk videosu patladığında bayağı büyük şey çıkmıştı. Mevzu çıkmıştı ve hani banlanmıştı bunların alt karakterleri biliyorsunuz. Artık onlar da banlanmıyor çünkü GeForce Now'la giriyorlar direkt. Bu şekilde. Sabahın 4'ünde 5'inde 5 kişi Q giriyorlar. Öyle win trade yapıyorlar. Onlar çok bariz bir şey zaten. Bunu şuradan da anlayabiliyorsunuz. O da söylendi bana. Bakıyorsunuz mesela şimdi. Aynı win ratio'ya sahip insanlara bakın. Şu zaten çok absürt bir şey yani. Bell yani 130'da 23 imkansız bir şey. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hani oyunun en iyi player'ının boyusu olduğunu herhalde hepimiz aşikarız, şeyizdir yani, hemfikirizdir. Bunu kimsenin reddedeceğini zannetmiyorum. Boyusa baktığın zaman 250'ye 100 ile gidiyor. Yani yüzde kaç yapıyor? 250'de 100. Bir saniye, alttan üstten beynimden yazdım. 250'yi 4 ile %60 ile falan oynuyor. Yani boys %60 win rate ile oynuyor. Ama baktığınız zaman burada bu işte o Zeolit abi demin yazan SS'de gözüken 140'a 60 oynamış. 130'a 23, bu daha absürt bir yüzde. Gibi gibi gibi. Böyle şeyler var ama siz win rate'leri zaten biliyorsunuz. Ben sadece partner hikayesini size anlatmak istedim. Partnerle bu şekilde abuse'luyorlar yani ekstra. Hani ben sadece Q'ya girdiklerini biliyordum. Aynı anda Q'ya girip işte şey yapıp yaptıklarını. Bir de üzerine bu çıktı. Bu da varmış. Partnerlere bedava şey değişikliği. Şu da var. MAT'lerde partnerler bu birazcık şey olunca bunların partnerlikleri alınmış. Henüz şu an öyle bir problem yok. İlginç. Normalde olması lazımdı. NA'de Team USA tarafında turnuvayı izliyor arkadaş. Söylüyor rakip takımın nerede olduğunu. Thief mesela sana geliyor diyor. İn izliyor, çık oradan. Direkt çıkıyor adam. Mesela bu tarz şeyler dönüyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bir klip göstereceğim. Bu arkadaşın takımındaki herkes MAT'ye girdiği an Yeniçer alıyor mesela, atıyorum. Ya da kendi hesabında. MAT'ye giriyor. Şüpheli hesap diye banıyor. Niye? Çünkü kendileri gizmo satacaklar. Bu şekilde direkt banıyorlar. Miyaz'ın bir şeyi vardı. Havada uçarak Warrior'la millete sıkıyordu. Ondan sonra oyunu siz fixleyene kadar ben de hile yapacağım diye delirmişti. Kafayı yemişti. O yüzden ondan mütevellit o ve bütün onunla beraber giren herkesin hesabını şüpheli hesap diye banlayıp açmıyorlar. Hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Bu hesap şüpheli deyip ArenaNet'teki adamlar da mamalanmak açısından bu şekilde şey yapıyorlar. Şimdi izleyin klibi. Şöyle bir klip izleteceğim size. Dude, Phoenix is hacking. Dude, did you guys see that? Anlamayanlar için bir daha izleyelim. Adam burada, buradan buraya geliyor. Şimdi şöyle anlatayım size.
Thief'in zaten maximum range Thief'te Shadow Step açısından 1200 range atabilir Thief. Ki bu Thief değil, Lightning Flash atacak. Bir de şöyle bir şey var, oyun sizi şöyle hesaplar. Mesela Forest of Nifel'de yukarıya teleport atabilirsiniz. Neden? Çünkü olduğunuz yerden herhangi bir şekilde zıplamadan, yürüyerek, isterse yarım saat alsın, o pozisyona yürüyerek gidebiliyorsanız Shadow Step atabilirsiniz o pozisyona. Oyunun Shadow Step mantığı bu şekilde çalışır. Ama burası tepede olduğu için siz zıplamadan aşağı inmeniz lazım. Yani buradan inmeniz lazım, buradan da inmeniz lazım aşağıya. Buradan bakın. Dude, Phoenix is hacking. Bu Dude, şekilde did you guys see that? Hileler yapılıyor bol bol. Bu şekilde şeyler var oyunda. Bu da göstereceğim bir diğer klipte. Şimdi tekrardan şöyle çarımıza geçelim. Şimdi pedofili hikayesine gelmek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Aslında burada şöyle bir dilemma var pedofili hikayesinde. Oyunu en az etkileyen pedofili hikayesi. Yani adam pedoysa oyunu ne kadar etkileyecek yani. Hani ama işin içerisindeki en büyük suç da aslında pedofiliden kaynaklanıyor. Yani gerçek hayattaki en büyük problemi oluşturan. Şimdi size leaderboard'da birkaç kişi göstereceğim. Arkadaşlar bu Lisa bir e-girl. Oyuna 12 yaşında başlamış. Şu an 17 yaşında. 5 senedir nude karşılığı sıralama alıyor. Turnuva alıyor bu kız. Ve hatta mesela soruyorlar şeye, Lisa ne zaman 18 olacak diye. İşte seneye diye demon işareti atıyor. Emojisi atıyor. Seneye basacağım. Amına basacağım diyor yani kısacası. Böyle de iğrenç. Drali'yi gene keza Asu'yla bir şey yapıyor. Asu da gene iyi göl. Hatta Hollandalı gurbetçi Türk Dursun Zaman diye karakteri var. Arkadaş olarak ekleyip stalklayabilirsiniz. Zaten kendisini sorun direkt. Bir yalanlayacaktır tabii de. Herkes biliyor bunun şey olduğunu. Bu şekilde bunlara şey alınıyor. Kızları da yani aynı zamanda istismar ağına dahil ediyorlar. Hani kızlar da bunu milkliyorlar mı yoksa içlerinde gerçekten kaşarlık mı var, hani çocukluklarına mı vereyim bilmiyorum. Hani şimdi gerçek hayatta olsa diyecek mi, çocukların suçu yok. Çocukları yani istismar ediyorlar, kandırıp hani şey yapıp oynuyorlar şöyle. Ama yani internet üzerinden tanıştığın bir adama, hani internet üzerinden nasıl manipüle edilebilir, anlatabiliyor muyum? Hani ve yıllardır bu şekilde devam ediyor. Bilmiyorum, kızlarda da var yani şeyler, bir şeyler, ufak minik minik kaşarlıklar var yani. Yurt dışında o yaşanıyor tabi bu olay. Türkiye'de yaşanmıyor. Biri Finlandiyalı, diğeri şey Hollandalı işte Türk gurbetçi. İsmini bilmiyoruz. Ekanto'da şey zaten çok da expose'lama gerek yok isminizden, bize ne yani. Ama böyle bir şey olduğunu da bilin. Onu da söyleyeyim. Bunlar dönüyor. Peki şimdi T-Pot'a gelelim. T-Pot'ta Dumbledore abi. Big Teapot draması. Teapot da tamamen şeyine bakıyor. Ben izlenmeme bakarım aga. Sikimde değil kafasında. Zaten WoW'a geçti. Biliyorsunuz artık şeydeki Guild Wars'taki izlenmeleri yetmedi ona. Şimdi bu konuda mantıklı olabilir. Yani oyun değiştirdiği için kimseye şey yapmaya gerek yok. Hani sen GB'yi sattın falan gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu adam Guild Wars turnuvaları yaptığında İşte neydi? Canlandıracağım orayı, düzgün edeceğim, bilmem ne falan gibiydi değil mi yani adamın yaklaşımı? İşte raid sahnesini canlandıracağım, işte PvP'yi canlandıracağım, PvP adam edeceğim falan gibi. Öyle bir şey yok abi. Adam tamamen yaptığı bracketlarda Team USA ve Rank 55 finali denk gelmesi için ayarlıyor bracketları. Usul o şekilde yani, tamamen hiçbir şekilde mesela lig sistemi falan gibi önerilerle gidilmiş kendisine. Yapmamış bu şekilde. Direkt yani roster'ı öyle bir ayarlıyor ki adam 55'la USA final oynasın diye bu şekilde ayarladığı roster'lar var ve partner hikayesiyle alakalı onu da söyleyeyim. Kendisinin yaptığı bir turnuva var. Şimdi insanlar buna gidiyorlar. Diyorlar ki yani oyuna yeni bir title gelsin, yeni bir şey gelsin işte. Best of the best'i zaten direkt parayla satıyorlar. Hiçbir anlamı yok. İşte God of PvP win trade'le oluyor. Yani bu böyle olmaz. Community Conqueror geliyor. İlk Mota 1'le duyduğunuz Community Conqueror title'ı geliyor. Community Conqueror title'ında şeysi şu. ArenaNet partnerinin, herhangi bir ArenaNet partnerinin organize ettiği bir şeyde
bir turnuvada ya da işte bir organizasyonda diyelim, çünkü bunun PvE ya da World of Warcraft versiyonu da var. Burada şey yapmanız, derece elde etmeniz. Bu bak, derece elde etmeniz diyorum. Hani illa birinci, ikinci olmanıza gerek yok yani. Bu T-Pot abi goldlar arası ezikler turnuvası düzenliyor. Kendi en yakınındaki yalakalarına 20 tane, 25 tane gold adama şey veriyor. Community Conqueror veriyor. Şimdi kuralları kendisi belirliyor ya. Kuralları kendisi belirlediği için hani istediğine verebilir. İşte böyle de bir saçmalık oluyor. Yani bugün Shyrianna ablam çıksa ya da işte bilmem ne çizimi yapan bir tane ablam çıksa dese ki, yani onlar o tip şeyleri takmıyorlar tabii kasual oldukları için, ama hani yapabilir yani, elinde bir engel yok. Ben şeyler arası turnuva yapacağım dese, takipçilerim arası takipçi turnuvası yapacağım dese ve bu turnuvada birileri kazansa Community Conqueror title alacaklar. Yani Mota winner'ı olmak ne alaka? O ne alaka? Yani partnerliği de bu şekilde suistimal ediyorlar. Şeyler falan için ufak kısmı, işte benim linkimden oyunu satın alırsanız ekstra size para falan gibi, onlar ufak kısmı işin. Bu şekilde abuse'luyorlar ama iş yani bayağı yıkıkça aslında. Çünkü baktığınız zaman yani eğer arkanda GM varsa sen Gold Selig'den de ban yemezsin. Abi yani 30'a yeni hesap alıyorsun, 30 dolara. Gidip de içindeki o mistik coin'le birincilik ödülünü de RMT olarak satsan 25 dolar civarında bir oradan para geliyor. Zaten 55 dolar oradan para kazanıyorsun. Ekstradan şey 100 dolara çıkıyor kişi başı. Yani her ay böyle bir rezillik yapmaya 50 dolar fazla için gerek var mı? Bu kadar mı muhtaçsınız? Gidin başka bir oyuna geçin yani. Hani ulan ben bile daha çok kazanıyorum lan boost yaparak. Yani sen nasıl garip. Ve bu arada banların da tutarsızlığı var. Yani ben Wintrade'den pişman oldum deyip ticket atarsanız eğer, birisi yapmış. Artık hani onu, öyle de deniyorlar sistemi. Aranet'te daşak geçme açısından. Lan hani yarın bir gün biz perma yersek ne olur diye. Hani adam diyor ki ben pişman oldum. Wintrade yaptım böyle böyle. Cezamı çekmeye hazırım. Ticket atıyor. 2 hafta ban abi. Ondan sonra title'ı sende kalıyor. Ama mesela Floor bu Satan'ın videosu çıktığında Perma Dishonored yedi çarı. Ama title onda kaldı mesela. WWW falan atabiliyor. Ama Adam diye bir adam var mesela. Bu adam görebileceğiniz en homofobik, en ırkçı adamlardan bir tanesi. İşte millete nonoş falan yazıyor oyun içinden İngilizce. Bu adamın hesabını siliyorlar direkt. Direkt hesap silin yani, leaderboard'dan falan direkt dümdüz gidiyor hepsi. Title da gidiyor. Direkt permaban yiyor karakteri mesela bunun. Bu şekilde GM Ignis diye bir ablamız var. Bu şey tam bir SJW kendisi. O direkt ban atıyor bu tip şeylere. Böyle böyle şeylik, iki yüzlülükler var yani. İşte ben bu yüzden sallamıyorum şeyi, mevzuları. Yani direkt biliyorum çünkü yarın bir gün girdiğimde hesabınız kapatıldı uyarısıyla şey yapabileceğim ve hiçbir arkasında bir adam akıllı bir dayanak olmayacak yani, hani küfür hakareti falan geç. Şimdi birazcık daha belki zaten yani şeyler beni anlıyor da sevenler. Sevmeyenler ayrıca götünü sikeyim, o ayrı bir mesele de, belki birazcık insan olup şey empati yapabilmişlerdir artık niye bu şekilde davrandığımın. Gidip adam win trade yapacak, bir turnuva satacak, ufak kızlardan nude karşılığı turnuva alacak, amına koyayım bir şey olmayacak herife. Biz ondan sonra retard yazacağız, 3 gün ban. O tarz iki yüzlü iğrenç bir kampanya oldu Arenanet'in PvP kısmı. Zaten şeyden de umudumu kestim açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bu Soto hikayesi, ya diyorum ha işte content gelecek. Funding yapacaklar falan bilmem ne. Oyuna daha çok içerik gelecek falan. Abi hikaye. Adamlar oradan kazandıkları ekstra budget'la yeni bir oyun geliştirmeye başlamışlar. LinkedIn'den pozisyon arıyorlar bu şeye uygun. Yani gene zamanında Icebrood Saga zamanında deneyip başarısız oldukları, budget yetersizliğinden geliştiremedikleri oyunu GB'nin de içine sıçmışlardı o hamleleriyle. Şu an bir daha deniyorlar. Uslanmıyorlar yani. Guild Wars adam etmek yerine Guild Wars'u şey olarak kullanıp, milking olarak kullanıp yeni bir oyun yapma peşindeler. Ama bir yandan da götleri 3,5 atıyor. Çok belli yani. 2022'den beri arıyorlar belirli pozisyonlara adamlar. Hani büyük ihtimalle şey, senior developer'ı 5000 dolara falan herhalde ayarlamaya çalışıyorlar. Ölücülük yapmaya çalışıyorlar budgetlar olmadığı için. Bu şekilde mevzularımız da var. Anlatmayı unuttuğum başka bir şeyler var mı bilmiyorum. Şeyleri göstermeyeceğim bu arada.
pedo hikayelerine, çünkü hem yani YouTube'la başım derde girebilir, hem legal olarak başımız derde girebilir. Yani suç ciddi bu konuda. Ama böyle bir şey var. Yani onu bilin. Ondan sonra başka göstermediğim şeyler kaldı bilmiyorum. Hileleri gösterdik, win trade'leri anlattık. Mevzu bu şekilde arkadaşlar. Her türlü pislik dönüyor yani kısacası GVPP arasında. Buna da işte T-Pot falan gibi adamlar ben izlenmeme bakarım diyor. İçeriden kim zaten hani ne olacak? Bu şekilde bir Reddit'e gidip konu açsan direkt büyük ihtimalle Aranet'in cocksucker'ları banlayacaklar seni. Oradaki Reddit adminleri işte no drama bilmem ne falan zart surt gibisinden. Sesini de duyuramayacaksın. Adam akıllı. Böyle bir durum. Yani için içinde TP baronları da dahil. Sim Souls'a top 3 rankı alıyorlar falan. İşte Sim Souls biliyorsunuz middleman kullanmayanları bu adam şey yapıyor işte RMT yapıyor. Bu adam scamlemeye çalışıyor falan deyip banlayan bir adam. Nasıl olsa trade company'yi kurmuşlar adamlar. Fast DST'yi de kurmuşlar bir güzel. Oradan da güven sağlıyorlar. Millete biz farm şeyi yapıyoruz işte guide'ları yapıyoruz falan diyerekten. Güvenilir company adı altında şey yapıyorlar. Adam da zaten 40 yılda bir düşürdüğü infusion'ı bir şeyi risk etmek istemediği için bunları kullanıyor. Allah razı olsun abi 14.000 gold geldi bana falan hani. İtemin değeri 17.000 halbuki diyelim ki. 3.000 CB leziz o. TP'den satsa maksimum 10.000 satacak. İşin içine böyle TP baronları da dahil böyle rezil rüsva abi ortamın içerisinde yani amını sikiyim ben bu Guild Wars 2'nin. Bokun içine batmışız farkında değiliz. Bu bana birazcık Türkiye simülasyonunu hatırlattı. Ahem. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aşağıda yorumlarda buluşuruz zaten. Merak ettiklerinizi falan da oradan sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.